Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" notuyla yeni klibini dün akşam yayımladı. Geçecek adlı şarkı için 4 dakikalık bir klip çekildi. 20 farklı mekanda 30 sanatçı klipte rol aldı. Klip saatler içinde rekor seviyede izlenme oranına erişti. Şarkının sözleri ise büyük bir tartışma yarattı. Kimi sanatçının iktidarı hedef aldığını ileri sürüyor, kimi sanatçının sessiz kesimlerin sesi olduğunu savunuyor. İktidara yakın kesimler Tarkan'ı yerden yere vururken muhalif kanatsa Tarkan'a sahip çıkıyor. Tarkan'ın sözleri son derece aslında direkt algılamak isteyen için son derece direkt algılanabilecek politize olmuş sözler gibi de düşünülebilir. Dediğim gibi üstümüze dünyaca gelen, Türkiye üzerinde daha da yoğun bir şekilde gelen bir takım afakanların yarattığı sıkıntıyı def etmek için yazılmış, tümüne birden ithafen yazılmış bir söz olarak da görülebilir Tarkan'ın sözleri. Peki Türkiye'de iktidara yönelik eleştirilerde bulunan kesimlere, özellikle gazetecilere yönelik baskıların arttığı bir dönemde Tarkan bu şarkısındaki sözleri nedeniyle bir sıkıntı yaşar mı? Müzik yazarı Ak Yıldız'a göre bu pek mümkün değil. Tarkan'ın bu sözleri üzerinde Tarkan'ın üzerine gidilebilecek veya işte Tarkan'ın başka türlü bir soruşturmanın konusu olabileceğini düşünmüyorum. Ama ola ki burası Türkiye, öyle düşündüler. Bir de kulp taktılar, bunu yaptılar. En az diyorum yani Sezen Aksu'ya sahip çıkıldığı kadar Tarkan'a da sahip çıkılır. Ona inanıyorum. Hatta belki Sezen Aksu'nun etkisiyle birlikte ve olanların yarattığı sıkıntıyla birlikte Tarkan daha büyük bir koruma kalkanının arkasında korunur diye düşünüyorum. Tarkan'ın şarkı sözleri sosyolojik açıdan da önemli bir anlam içeriyor. Tarkan'ın dün akşam işte saat 9 itibariyle sosyal medyada bir vakkaya dönüşen şarkısının ben bir gösteren olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de son 5 yıldır belki 10 yıla kadar çıkartabiliriz. Yaşanan bir toplumsal durumun göstereni ve hani sosyolojiden doğru baktığımızda bu durumda aslında sosyolojinin kuruluşunda çok başat bir kavram olan müşterek coşku, Durkheim'in efervesans dediği, yani toplum olma halimizi idrak edebilmemiz için belli aksiyonlar etrafında duygulanmamız gerekiyor. Türkiye'de daha önce de müzisyenler şarkılarıyla toplumda tepkilerini dile getirmişti. Niye genç kuşaklardan hani böyle birileri çıkıp da böyle bir gündem yaratamıyor da Sezen Aksu, Cem Yılmaz ya da Tarkan gibi isimler yaratabiliyor? Bence burada hani bunun böyle bir kuşak vurgusunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada toplumun verdiği veya bizlerin verdiği hani bu tepkide biraz böyle ayağını eski Türkiye'ye basarak, oradan güç alarak, oradaki bazı şeyleri hatırlatarak, Sezen Aksu'nun şarkıları, Cem Yılmaz'ın o dönemki televizyon şovları veya işte Tarkan'ın bazı meseleleri olabilir falan. Ama yani bir hatırlama, yani eskiyle bir ilişki kurma anlamına geliyor bence bu üç isim. Tarkan'ın yeni müzikalitesinin dışında sözleriyle daha tartışılacağı benziyor. Müzik yazarı Ak Yıldız, yeni şarkının klasik bir Tarkan formülü olduğu görüşünde. Müzikal olarak bildiğimiz Tarkan sound'u, hatta işte büyük hitleri, Şımarık gibi hitlerine benzer bir hit formülü, tekrarlara dayalı. Ama bu Tarkan'ın kendi formülü, yani Tarkan kendini tekrar etmiş veyahut da Tarkan... İşte bildiğimiz Tarkan demeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü o kendi yarattığı formülün üzerinden bazı versiyonlar yapıyor. Burada da amacının doğru zamanlamayla toplumun üzerindeki pozitif etkisini kullanarak olumlu duygular yaratması ve insanlara moral vermek olduğunu düşünüyorum daha çok. Tarkan'ın Geçecek klibi 24 saat dolmadan 6 milyon izleyiciye ulaştı. Sayı daha da artıyor. Çiçek.